Ordu'da yetenekli sporların keşfedilmesi ve çocukların spora yönlendirilmesi için açılan Altınordu Belediyesi Yaz Futbol ve Kaleci Okulu sona erdi. Altınordu Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini iyi değerlendirmesi ve futbola ilgisi olanların keşfedilmesi için gerçekleştirdiği Yaz Futbol ve Kaleci Okulu düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Yaklaşık 45 gün süren ve Karşıyaka'da bulunan Fatih Sultan Mehmet tesislerinde gerçekleşen Yaz Futbol ve Kaleci Okulu'na çocukların ilgisi bu yılda çok yoğun oldu. Çeşitli yaş gruplarında 360 çocuğun katıldığı Yaz Futbol ve Kaleci Okulu'nda başarılı olan birçok sporcuya ise lisans çıkarıldı. Çeşitli yaş gruplarında çocukların katılımıyla gerçekleşen Yaz Futbol ve Kaleci Okulu'nun kapanış töreni Fatih Sultan Mehmet tesislerinde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Belediye Başkan Yardımcıları, Altınordu Belediye Spor Yöneticileri, veliler ve minik futbolcular katıldı. Altınordu Belediyesi Yaz Futbol ve Kaleci Okulu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, uygulamanın gençlerin yeteneklerini sahaya yansıtmasına imkan sunması açısından çok önemli olduğunu söyledi. 2018 Yaz Futbol Okulu'nun sezon olarak Altınordu Belediyesi olarak kapanışını yapıyoruz. Belediye Spor 360'a yakın sporcuyla beraber, gençlerimizle beraber başladı, devam ettirdi ve şimdi sona geldik inşallah. Bugün neticeye kavuşacak ama tabii evlatlarımızı izlemeye takip edeceğiz. Onların şu anda yapılan bu değerlendirme sonucunda yaş gruplarına göre 55 tanesine yaklaşık olarak üstü de olabilir lisans çıkaracak durumdayız. Yani onları inşallah öncelikle lisanslı sporcu haline getireceğiz ve bu becerilerini, bu ortaya koydukları performansı ilerleyen süreçte sahaya yansıtacak futbolcu olacaklar, ona inanıyoruz. Büyük bir kazanım bizim açımızdan, çünkü böyle bir eleme gibi düşünün. Yaptığımız tüm çalışmaların sonucunda gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımını sağlamış olacağız. Belediye Spor olarak bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarda bir başarı çizgimizi tutturmaya çalıştık. Bugün de beşincisi inşallah düzenlenmiş olan Yaz Futbol Okulu ve bizim açımızdan yaz turnuvası olarak değerlendiriyoruz. Güzel bir başarıyla geçti, ona inanıyoruz. Ben özellikle Ergin Hoca başta olmak üzere tüm teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Velilere teşekkür ediyorum. Onlar evlatlarını bizlere emanet ettiler. Bizler de bu emaneti en iyi şekilde yetiştirip değerlendirip onlara tekrar geri iade etmiş olacağız. Ama aslında iade etmiyoruz. Onları daha sonraki süreçte tekrardan sahalara bekliyoruz diyeceğim. Bugün böyle güzel bir çalışma neticesinde şimdi yaz okulunun kapanışını yapıyoruz. Ama bu kapanış biliyoruz ki bir geleceğin başlangıcı olacak. Evet, bilindiği üzere Altınordu Belediyesporumuz Bal Ligi'nde bu sene. Bal Ligi'ne çıktıktan sonra biz şuna inandığımızı bir kez daha tekrar etmek isteriz. Bizim için yaz okulları önemli olduğu kadar altyapı da son derece önemli. Bir altyapıya önem veriyoruz. Bu önemi bir futbolun geleceği olarak görüyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmez ifadesinin burada geçerli olduğuna inanıyoruz. Onun için mutlaka gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilip hazırlanıp futbola hazırlanması lazım. Teknolojiden uzak tutuyoruz. Özellikle yazın sezonunu kapattıkları eğitim sezonundan sonra yeni eğitim sezonuna kadar geçen süre içerisinde onları en iyi şekilde hem beden olarak, hem beyin olarak, hem sosyal olarak, hem de kardeşlik olarak aynı duygu içerisinde buluşturmaya çalışıyoruz. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Bu altyapıyla beraber inşallah Türkiye'de kangren haline gelmiş olan futbolun özellikle dışarıdan taşıma suyla değirmen döndürme hastalığından kurtarmış olacağız ve kendi yetiştirdiğimiz futbolcularla kendi geleceğimizi oluşturmaya devam edeceğiz inşallah.